Eğitim öğretim döneminin sonuna gelmek üzereyken eğitim öğretim dönemi mi? biz zaten onun sonuna gelmemiş miydik ya? Geldik geldik. Olmadı. Uzaktan eğitim sürecinin de sonuna gelmek üzereyken biliyorum ki havalar ısındı ve biraz canınız sıkılmaya, derslerden bunalmaya başladınız. Sanki üstünüze büyük bir yük bırakılmış da taşıyamıyormuş gibi bir hisse sahipsiniz ama merak etmeyin bunu yaşayan tek siz değilsiniz. Herkes anneleriniz, babalarınız ve ben de dahil olmak üzere hepimiz aynı duyguyu yaşıyoruz. Ama eğitim programını hazırlayanlar çocuklar bunu zaten biliyordu. Havaların ısınmasıyla çocukların biraz daha gözünün dışarıda olacağını, öğretmenlerin de biraz daha yorulduğunu, yorulacağını ve hatta onların da bir miktarcık gözlerinin dışarıda olacağını biliyordu. Bu sebepten en sona en kolay konuları bıraktılar. Bakın bunun kanıtı alan alan ba inanın bana şu anda bırakın 3. sınıfı ana sınıfındaki öğrenciye anlatsan da anlayacağı bir konu. Bu sebeple en kolay konumuza şu anda başlayacağız. Ama konuya başlamadan önce size bir şey söylemeyi sürekli unutuyorum. Her videomda unuttuğumu fark ettim çocuklar. Ben sizler için açıklamalar kısmına biliyor musunuz? Kendinizi değerlendirebileceğiniz bir test bırakıyorum. Linke tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra adınızı soyadınızı yazarak kendinizi değerlendirebiliyorsunuz ve hemen sonrasında kaç puan aldığınızı da görebiliyorsunuz. Bitiminde konu anlatımının bitiminde bence linke tıklayıp testi yapmayı unutmayın. Tabii test sonuçlarınızı ben de görüyorum ama merak etmeyin siz görmedi istemedikten sonra siz ve ben dışında hiç kimse görmüyor. Aman perihanak göz yine vir 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 konuştun konuya geçemenin geç artık tamam peki olur geçeyim hemen konumuza başlayalım. Olmaz. Yok. Hemen başlamayacağım. Çünkü ana konusunu anlatmadan önce uzunluk ve çevre konusunu tekrar etmeliyim. Uzunluk ve çevre konusunu tekrar edersem öğrenciler alan konusunu çok daha iyi kavrarlar. He, o zaman uzunluktan başlayalım. Peki uzunluk neydi çocuklar? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir doğru parçası vardı. Cetveli sıfır noktasına koyuyorduk. Başlangıcından bitine, bitimine kadar olan mesafeyi ölçüyorduk ve santimetre ya da metre cinsinden ifade ediyorduk. Aramızda kalsın büyüdüğünüz zaman desimetreler başka başka şeyler çıkacak karşınıza. Ama şimdilik santimetre, metre ve kilometre cinsinden ifade ediyorduk. Buna uzunluk diyorduk. Uzunluk konusu olarak işlemiştik. Sonra ne anlattım size? Çevre konusu anlattım. Peki çevre neydi? Çevre başlangıç noktası belliydi. Başlangıç noktasından itibaren yani biz geometrik şekillerimizin etrafını çevresini sayıyorduk. Çevresinin uzunluklarını topluyorduk ve neyi buluyorduk? Çevre uzunluğunu. Yine santimetre, metre cinsinden ya da kilometre cinsinden ifade edebiliyorduk. E geldik alana. Farkında mısınız? Çevrenin ortası boş. Ama ben alanın her tarafını boyadım. Alanın asıl benim işime yarayan kısmı çünkü burası biliyor musunuz? Hadi alanın tanımını öğrenelim. Bakalım tanımı neymiş? Düz bir yüzeyimiz olacakmış. Evet, düz bir yüzeyimiz var. Eş birimler olacakmış. Boşluk kalmayacak şekilde kaplanacakmış. Dur, hemen önce bir tekrar edeyim. Tekrar ettikten sonra zaten size bunu kanıtlayacağım. Hemen başlıyorum tekrar. Düz bir yüzeye ihtiyacım var eş birimlere ihtiyacım var ve ben o düz yüzeyi boşluk kalmayacak şekilde kaplayacakmışım. Dur bakayım siz kenara çekilin hemen şurada deneyim oluyor muymuş? Evet düz bir yüzeyim var. Eş birimlerim var ve eş birimlerimle ben bu düz yüzeyimi boşluk kalmayacak şekilde kaplayacakmışım. Şöyle kaplamışım bence evet dikey. Dikey bir şekilde bakayım olacak mı? Düz bir zemin elde ettim ve eş birimlerimi elde ettim boşluk kalmayacak şekilde bakalım. kaplayabiliyor biliyor muyum? Özellikle zemini farklı renk seçtim ki sizler boşluk kalmadığını net bir şekilde görün diye. Evet, düz bir zeminim vardı. Düz bir zeminimi eş birimlerle boşluk kalmayacak şekilde kapladım ve buna ben ne dedim çocuklar? Alan dedim. Bakın birinci sırada 1 2 3 4 tane fon kartonu kullandım. Bunların hepsinin büyüklüğü aynı. ikinci sırada da 1 2 3 4 tane fon kartonu kullandım. Benim gibi biraz hızlı işlemini yapmaya sevenler için İşlemini hızlı yapmayı sevenler için hemen bahsedeyim ben burada şundan. İsterseniz tek tek sayın ve bu yüzeyi kaplamak için bunun alanı ya da bu kağıdın alanına 8 tane fon kartonum gerekiyor diyebilirsiniz. Ya da şunu da diyebilirsiniz. 1 tane 4, 2 tane 4, 2 tane dördümde ne ediyordu şöyle sayayım. 4 8 birim ediyordu. 8 tane birim mi dedim karton. 8 tane kartona ihtiyacım vardı diyebilirsiniz. Düz bir zemini sağladık. Eş birimleri sağladık. Boşluk bırakmadık. Sen oldun. Sen kenara geç. Bir bakalım başka nelerim varmış elimde. Yine düz bir zemin, yine eş birimler var ve boşluk kalmayacak şekilde kaplıyorum. Buna da alan diyorum. Aşağıda bulunan şeklimi, düz zeminimi kaplamak için birim tam 4 tane eş kartona ihtiyacım varmış. Gördüğünüz gibi eş Dörtgenlere ihtiyacım var burada Dört tane karton bir Birinci sırayı bir iki tane ile kapladım İkinci sırayı da iki tane kapladım İsterseniz tek tek sayıp Dört tane kareye dört tane kartona ihtiyacım var diyebilirsiniz ya da bir 2 tane iki, dört tane kartona ihtiyacım var da diyebilirsiniz. Yalnız azıcık benim kesmelerimden kaynaklı eğrilikler, bürülükler olabilir. Elbette ki bunlar dümdüz olacak, hiç boşluk kalmayacak. Hiç boşluk kalmıyor ama bir türlü ayarlayamıyorum. Yani şöyle hmm, iyice deneyim ya, dur. Evet. E dedim size resmin çok iyi olmadığını. Boşluk kalmadığını farz edin. Çünkü zaten dümdüz olmadığı olduğu zaman boşluk kalmayacak. Evet dikdörtgenlerle kapladım. Yine düz bir zemin elime aldım ve bu düz zeminimi de bu sefer de karelerle kaplayacağım. Hadi bakalım kaplayalım hep birlikte bunları. Evet. 1, 2, bakın birinci sıraya kaç tane koyduğumu sayayım. Size aynı zamanda pratik yolları öğretmeye çalışıyorum. Birinci sıraya 1, bir, 2, şöyle kameradan daha şık durdu, dur, şöyle dursun. 3, 4 tane koydum. İsterseniz bu vakitten sonra tahmin bile edebilirsiniz. Bakın birinci sırada 4 tane var. Peki kaç sıra var burada? Şunu anlayabilirim bunları koyarak. Bakayım kaç tane sıra varmış? Hepsini koymadan bile ben bunun alanını bakın nasıl tahmin ediyorum. Birinci sıraya 4 tane koydum. E burada bir sıra daha var iki. 3 4 tane sıra var E her bir sırada da 4 tane karton vardı bir sırada 4 karton var ve 4 sıra var 4 8 12 16 tane karton koyacağım bakın ben bunun alanını bulmak için 16 kartonu eşit olduğunda zaten göreceksiniz evet ama ne yapacağım ben şimdi çocuklar boşluk bırakmamaya çalışıyorum ama makası güzel kullanamamam ve kağıtları güzel katlayamamamdan ötürü küçük küçük beyazlıklar boşluklar görüyorsunuz bunların dümdüz olduğunu hayal ederseniz zaten boşluk kalmadığını anlayacaksınız okuyacaksınız. Birazdan kareli kağıtlarda da bunu göreceksiniz çocuklarım. Evet bu arada konuşup aynı zamanda da karelerimi yerleştiriyorum. Bakın boşu bile yerleştirmiş sayabilirim. Siz bunu öğrenin diye yerleştirdim. Normalde olsa şak şak 4 tane 4 16 diyebilirdim. Hemen sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu bu şekilde saymayı severler için benim gibi saymayı severler için söylüyorum. Birinci sırada 1, 2, 3, 4 tane var. E bakayım kaç sıra var? 1, 2, 3, 4 tane sıra var. Eğer her 4 tane sıra varmış. Her sırada da 4 tane karton varmış. 4, 8, 12, 16 tane eş kartonla ben bu düz zeminimi katlayabiliyormuşum. Kareler siz gidin. Bakın dikdörtgenlerle katladık. Karelerle de katladık. Şimdi üçgenlerle kaplamayı deneyelim. Üçgenlerle de kaplayabilir miyim acaba bilmiyorum. Bir bakalım üçgenlerle kaplayabiliyor muyum zeminimi? Neden olmasın ki? Bakın ters yüz ederek aslına bakarsanız zaten bunları hazırlarken bile ne yaptım biliyor musunuz? Kareleri ikiye kestim de üçgenleri elde ettim. Kareleri hemen geçmiş konuları da hatırlamış olalım. Kareleri üçgen, e, köşegenlerinden keserek Evde ettim üçgenlerimi. Perihan Akgöz ne oldu? Ramazanken diyordun ki açım susuzum ondan dilim sürçüyor diyordun. Ne oluyor canım? Oruç da bitti aç da değilsin susuz da değilsin ama gördüğüm kadarıyla dilin sürçüyor. Huy bu çocuklar huy. Çok konuşurken oluyor bu. Ne kadar çok konuşursanız o kadar hata yaparsınız. Ve aynı zamanda konuşup aynı zamanda iş yapmaya çalışırsanız bu hatanızı 2'ye 3'e 5'e 10'a katlamanız da çok normaldir. Elbette ki normaldir. Yani kolay bir işten bahsetmiyorum. Şurada ne yapıyorum? Fon kartonlarıyla, üçgen fon kartonlarımla nasıl kaplandığını da göstermeye çalışıyorum. Bunları farklı renklerde de kullanabiliyorlar. Mesela bunu yeşil, şurayı da sarı yapıyorlar. Bir örüntü gibi düşünün. Hani aslında biz örüntülerde kaplan konusunda işlemiştik ya hatırlıyorsanız. Onun gibi de düşünebilirsiniz ve sonuçta sonuçta ne demek istediğimi rahatlıkla anlayabilirsiniz. İşte diyorlar ki mesela bunu kaplamak için kaç tane sarıya ihtiyacım var ya da yeşile ihtiyacım var diye de sorabiliyorlar ben şimdi kendim baktım ki hepsini yeşil hazırlamışım yeşilleri koyarak kaç tane ihtiyacım olduğunu bulacağım İstersen bakın en başta bulmadım ki keyfi kaçmasın diye az öncekinde en başta bulmuştum merakınız gitmesin diye önce hepsini tek tek koyacağım ama işte benim boşluklarıma çocuklar eğriliklerimi azıcık idare edin Kendim idare etmeye çalışıyorum ama çok zor bu işler ya. El yeteneği olan, resmi iyi olan öğrenciler. Size gıptayla bakıyorum ve sizi ayrıca takdir ediyorum. Ne kadar şanslısınız biliyor musunuz? Şimdi benim şu yaptığımı çok daha kısa zamanda ve böyle küçük küçük boşluklar bırakmadan. Küçük diyorum kocaman boşluk olmuş ya. Maşallah bana da. Bırakmadan rahatlıkla yapabilirsiniz. Ya da ben konuşuyorum diyorum oluyor acaba bunların hepsi. O da olabilir. Konuşmakla da alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Engel olamıyorum ama. Yapacak bir şey yok. Sizler de benim gibi çok konuşmayı seviyor musunuz acaba? Diyorum ama çocuk hangi çocuk sevmez ki çok konuşmayı? Konuşarak kendini ifade etmeyi kim sevmez ki değil mi? Evet. Hadi ya kay kenara. Aferin. Evet. Koydum bir örüntümü, örüntümü dedim. Alanımı buldum. Bakın düz bir zeminim vardı. Eş birimlerim vardı. Eş birimlerle katladım, kapladım ve alanımı buldum. Bakalım alanımı bulmak için kaç tane üçgene ihtiyacım varmış? Sayayım mı tek tek? 1, 2, Hatta saymayı bırak yazayım da bu biraz karışık oldu sanki üçgen olduğu için. Yazayım da daha rahat görün. 1, 2, 3. Allah yazmaya mıydım? Ne yapaydım? 4, 5, 6, 7, 8. Çocuklar şöyle bir bakın da. Çünkü her an her şey kaybolabilir. Uzaktan uzaktan yazayım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

32 vallahi erindim vallahi sıkıldım. Böyle yapmayın çocuklar ya. Bakın ilk sıraya, ilk sırada kaç tane var? Yazmışım zaten 8 tane var. E kaç tane sıra var burada? Bakın 1 2 3 4 tane sıra varmış. Her bir sırada 8 tane var. 8, 16, 24, 32 tane üçgene ihtiyacım var. Kusura bakmayın deyin. Ben bu kadar tek tek yazarak bulamam. Anneciğim, babacığım uzun yoldan çözemeyeceğim. Bunun kısa yolu var. Ben kısa yoldan bulmayı tercih ediyorum. Diyebilirsiniz size çok katılıyorum. Kareyle kaplama yaptık. Dikdörtgenle kaplama yaptık. Üçgenle de kaplama yaptık. Peki çocuklar. Ops, sen böyle şöyle kenara git bakalım. Gidebildin mi? Gidebildin. Peki çocuklar şimdi şunu soracağım size. Biz daireyle kaplama yapabilir miyiz? Hadi bakalım deneyelim. Evet düz bir yüzey dedi. Evet düz bir yüzeyim var. Eş birimler dedi. Eş birimlerim de var bunların hepsi aynı. Aynı görünmüyorsa da ben aynı kesmeye çalıştım. O onların suçudur. Benimle alakalı bir şey değil. Evet. Düz bir zeminim vardı. Eş birimlerim vardı. Düz zeminime eş birimlerimi ben... Aa, ...düz, zemin, eş, birim... Düt düt. ...boşluk kalmayacak şekilde diyordu. Çocuklar farkında mısınız? Ben dairelerle kapladığım zaman... ...buralar hep boş kaldı. Benim kesimimle alakalı değil ha bu çocuklar. Hani diğerlerine benim kesimimle alakalı dedim ya... ...bu benim kesimimle alakalı değil. Ben çok güzel bir şekilde kestim. Muntazam bir şekilde kestim. Ama dairenin kendisi zaten boşluk bırakmaya müsait. İki tane daire yan yana geldiğinde bile... ...baksanıza buralarında boşluk kalıyor... Olmadı çocuklar ben düz bir zemini mi dairelerle boşluk kalmadan zaten kaplayamam. Buraya dikkat edin. Neymiş üçgenle kaplayabildim dikdörtgenle kaplayabildim. E, kareyle de kaplayabildim ama daireyle kaplayabildim mi? Hayır daireyle kaplayamadım çünkü benim tanımımdaki düz bir yüzeyi sağladı. Eşit birimleri sağladı ama boşluk kalmayacak kısımda yanıldın. Dıt dıt. seni çiziyorum.